Bugün arkadaşlar Emircan İrek Can dostumla başlayacağım. Neden başlayacağım buna? Çok acayip bir fikir gelişmiş. Bunu bugün sabah Instagram'da karşılaştım. Emircan İrek Can dostum isimli bir şarkı yapıyor ve bu şarkıda vefat eden yani çok değerli şarkıcı ve besteci Onurcan Özcan'ı AI'la yani yapay zekayla sesini getiriyor. Birebir sesi geliyor ve onunla düet yapıyor. Bir şöyle kısaca dinleyelim hadi. Yani telif meylif olur çok fazla kalmayacağım. Parçayı siz dinlersiniz. YouTube'da şu an trendlerde zaten. Bir kere şöyle başlayayım sohbete. Çok riskli bir şey yaptı Emircan'ın. Ya çünkü çok sevilen bir çocuk Onurcan. Çok sevilen bir çocuk. Hani onun hatırasına böyle hürmet ederken veya işte onu şey yaparken hiç incitmemek gerekiyor. Çok ince bir çizgi var. Eğer onu birazcık zedelemeye başlarsanız bu sefer zaten AI teknolojisiyle iler biraz sonra konuşacağım şeyler orada başlıyor. Yani nereye gidebileceğinizi bilmediğiniz bir yapıyla karşı karşıyasınız. Neyse biraz dinleyelim. Giyindim, hazırlandım, aynı yer, aynı masa. Hafif nazal okuyor burada Emircan. Gene klasik. Fakat Emircan özellikle tizlerinde bu nazallığı tamamen bırakıyor. O geçen de bir video yayınlamıştım ben de hani geçmişiyle bugünü arasında. Ve kendisini stüdyo konuk aldığımda da hep söylemiştim. Emircan sesini, rengini değiştirecek. Ama bunu kendi isteyerek yapacak. Tamamen başka bir şeye çevirmek isteyecek. Çünkü büyük konserler sesini duyurma şekli değişeceği için. Çünkü sadece akustik gitarla çalan bir şarkıcıydı. Kaçınılmaz olarak sesin genişlemesi gerekecek, hacim bulması gerekecek demiştim. Öyle de oldu. İnanılmaz değil mi ya? İnanılmaz abi, birebir aynı değil mi bu ya? Bakın bir daha dinleyin. Müthiş bir şey ya. Bir de Emircan'la o kadar iyi uymuşlar ki sesleri. Yıllar sonra burada iki dost bir arada anlatacak çok şey birikmişti sana. Mükemmel. Öyle bir AI ki yani gerçek gibi zaten. Neredesin? Neredesin? Biriz... İşte buralara bakın şimdi Emircan okuma tekniğine bakın. Sana. Sikara. Neredesin? Bir işin. İşte buradaki pozisyon tamamen değişmiş Emircan'ın. Neredesin? Aldığı i'lerin daha koyulaştığını görüyorsunuz değil mi bakın? Neredesin? Neredesin? Daha hacimli kullanmaya başlamış. İşte bu zaten yer değişimi onun o nazaldan kurtarmaya başlayan şey. Neredesin? Orta ton. Neredesin? Çıktı kesin, şimdi geri dönüyor. Geri döndüğünde zaten nefesi düşürdüğü için biraz nazala bırakıyor. Bunlar nazal. Ama yukarılarda tamamen değiştiriyor. Ya sonuçta zaten hikaye bu nazalda üstüne düştüğümüz şey şuydu. Baştan sona aynı yeri kullanmaya da hiç değişmeyen bir yer oluşuyordu. Yani sesi şarkıcının sanki başka bir rengi yokmuş gibi gözüküyordu ve monotonlaştırıyordu bu şarkıcıyı. Eğer yeni yeni bölgeleri de kullanmaya başlarsanız işte o zaman daha güzel bir karışım elde ediyorsunuz. Ve bu karışım hem şarkıcıyı okurken rahatlatıyor, dinleyiciye de farklı renkler sunduğu için dinleyici şarkıcının hep geliştiğini görüyor. Direkt görmese bile bilinçaltı fark ediyor. Çok ilginç bir hikaye söyleyeyim size. Yanınızda biri konuşuyor değil mi? Veya şarkı söylüyor. Siz şöyle durun. Ağzınızı bile açmayın. Ses telleriniz hareket ediyor arkadaşlar. Yani bilinçaltınız duyuyordan kastım bu. Bu arada şarkı mükemmel ya. Daha önce Onurcan'la alakalı Allah rahmet eylesin sohbetlerimiz olmuştu. Biliyorsunuz bu ses rengi
Bir kere de ben de kendi iki kere karşılaşmıştım. Stüdyoya gelmişti İstanbul'da. O zaman bir ses felci geçirdiğini anlatmıştı. O geçirdiği ses felcinden sonra ses rengi bu hale geliyor. Fakat daha önce kayıtlarını da bana dinletmişti. Çok pırıl pırıl tertemiz bir rengi var. Değişen hali ve AI ile bunun bu hale gelmesi, ya parçaya inanılmaz güzel olmuş ya. Mükemmel. Şimdi buradan yola çıkalım. Küçük bir Emircan'ın sesine de baktık. Emircan'ın sesine de baktık. Onurcan'ı da biraz dinledik. Uyumlarına baktık. Beste'ye baktık. 10 numara bir iş var. Bence çok güzel. Değerlendiriş bence güzel. Ailenin izni kesin alınmıştır diye düşünüyorum. Yoksa mümkün değil zaten böyle bir şey yapmak. Güzel bir şeyle birleştiği zaman, yani hoş bir anımsama, hoş bir yapı, çıkan sonuç, içerik, sözler vesaire hepsi bütünlendiği zaman, evet ya, bu AI teknolojisi iyi ki var diyebiliyoruz değil mi? İyi ki var ki, ya çünkü insan sesini duymak istiyor Onurcan'ın da bir şarkıda. Tekrar duymak istiyorsun. AI bunda bize, yapay zeka bunda bize yardımcı oluyor. Peki ya, bu sadece para için kullanıldığında nelere dönüşebilir? O zaman belki bütün değerlerimizin kirleneceği bir hale de dönüşebilir miyiz? Risk var mı? Bence fena var. Ya her şeyimizi yitirebiliriz bir anda. Çünkü aslında bütün hepimizin hem kişisel, hem toplumsal, hem ülke, belki dünya, hepimiz adına değerli kıldığımız şeyler var. Onların geri dönüp sesleri olarak, öncelikle sesler, ki ileride muhtemelen video teknolojisiyle görsel olarak da geri döndürmeye çalışacağız. Belki ileride robotik kodlamayla veya robotik yapıyla bu insanları ete kemiğe büründürmeye çalışacağız. Ya yani bunun gidişatı buna benzemiyor mu zaten? Böyle bir şeye dönüşüyor. Ya tekrar geri getirmeye çalışıyoruz aslında. Bir AI içinde birleşen bir şeyle bu bayağı gerçekçi olabilir. Ürkütücü, kabul edelim. Ama nereye gittiği de tam belli değil yani. Çok riskli bir alan. Gerçekten böyle şeyde yani, cambaz gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sesleri hayal edebiliyoruz. Gerçekten ilginç bir şey diyor. Hakikaten yani eskiden sadece sesleri hayal ederdik. Fakat gerçek korkutucu diyor mesela Türk Yeşili. Şimdi bakacağım chatteki mesajlarınız çocuklar. Hakikaten orada. İlginç ama güzel. Yani bu güzel, bu müthiş olmuş. Bence de organikçi Meral Sultan. İsmail'e ona da bakalım. Tamam, şimdi chat'e döneceğim, bakacağım. Özgün, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biraz sizlerin de görüşlerini alayım. Nurcan, senin de fikrini alayım. Yani şu var hocam, ben iki açıdan şu anda kararsızım bu teknolojide. Yani evet, eski vefat etmiş artık, yani belki dinleme şansımız olmayacak. 60'larda 70'lerde çok ünlü olmuş Frank Sinatra gibi şarkıcıları da yeniden yeni yazılmış, yeni üretilmiş şarkılarla sesini duyabiliriz. Ama bir şekilde bu şeyde kullanılırsa da, konuşma olarak bir fake unsur olursa da, bu sefer suç unsuruna dönüşüyor. Bu sefer de illegaliteyi övmüş oluyoruz bence. Müzikte evet kullanılsın ama normal hayatta olmalı mı, şüpheliyim şu an. O yüzden de feci tehlikeli görüyorum ben. Çünkü hepimizin ama taklit aradayım. Edilme riski var tabii ki. Hepimizi taklit edebilirler o zaman. Hepimiz yani. Benim ses tonumla seni arayabilirler, doğru mu? Evet. Sanki ve ben anlayamam, siz de konuşuyormuş gibi konuşurum. Çok rahat da konuşursun. Hiçbir şey de anlamazsın. Mesela kredi yani. Kartı şifremi verebilirim rahat, rahat. Size. Çünkü güvenirsin bana gibi. Tabii. Sizin sesiniz olduğu için. Ama yapay zeka yani. Baksana yani resmen birebir ya. Yani tonlamasına kadar birebir yani her şey. Yani acayip. Şimdi gelen yani, mesajlardan bir. Mesela bir Barış Manço'yu sahnede izlemek çok güzel oldu. Hologram teknolojisiyle, evet. Yapay zekayla, sıfır evet. Şarkılarla mesela. Evet, yani burada mesela sesle hatırlamak çok şık olmuş bence. Kötü değil yani. Güzel. Belki bir kontrol gerekecek hocam. İşte bu kontrolü de artık kim sağlar bilmiyorum. Dedim ya, işin içinde para oldu mu? Yani. Bütün kontrol mekanizmaları çöpe gidiyor maalesef.